kuruluşlarımızın değerli temsilci ve yöneticileri. Sandığa gider oyumuzu kullanırsak demokrasiye katkı yapmış oluruz. Tabi sandığa giderken bu seçimlerde düşünmemiz lazım. Güzel bir sineğimiz var. Bu seçimler diğer seçimler gibi değil. Bu seçimlerde demokrasiyi oynayacağız. Kadın erkek eşitliğini oynayacağız. İşsizlik olsun mu olmasın mı onu oynayacağız. Bu ülkede yoksulluk olsun mu olmasın mı onu oynayacağız. Türkiye'nin dış politikası Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilsin mi edilmesin mi onun üzerine oynayacağız. Türkiye'de demokrasi mi olsun, baskıcı bir yönetim mi olsun onu oynayacağız. Anayasayı bir kişiye mi uyduracağız yoksa o kişiyi anayasaya mı uyduracağız? Bunun için mücadele edeceğiz. Bunun için sandığa gideceğiz. Eğer birisi bana 400 milletvekili vermediniz, o nedenle ben sizi tekrar tekrar seçime götüreceğim diyorsa ona dersini vermek de sizin göreviniz. Vermek zorundasınız. Demokrasi bunu gerektirir. Vatandaş oyunu kullandı. Görevini yaptı vatandaş. Kim görevini yapmadı? Siyasiler görevini yapmadı. Sayın Davutoğlu'na verildi, hükümeti kuramadı. Sıra bizdeydi. Anayasaya göre, teamüllere göre bize verilmesi lazımdı. Hükümeti kurar mıyız, kurmaz mıyız? Endişe, ya CHP hükümeti kurarsa? CHP hükümeti kursaydı ne olurdu? Asgari ücret net 1500 lira olurdu. Geçen Kurban Bayramı'nda çiftçi ilk ikramiyesini almış olacaktı, bir maaş ikramiyesini. Taşeron işçiler, işçilik bitmiş olacaktı. Herkesin kadrosu olacaktı. Aile sigortası yasası tasarı olarak parlamentoya sunulmuş olacaktı. Biz bunları yapacaktık. Ama bunlar gerçekleşmedi. Bize görev verilmedi. Sandılar ki biz gene gidip meydan meydan mağdur edebiyatı yapacağız. Bizim öyle bir mağdur edebiyatı yapma gibi düşüncemiz de yok. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Eğer vicdanı varsa. Biz önce Türkiye dedik. Bir sonraki seçimi hiç düşünmedik. Ülkenin bu kadar derdi varken partilerin birbiriyle kavga etmesini de istemedik. CHP iktidarında göreceksiniz Allah'ın izniyle. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacağız. Merkez Türkiye projesiyle. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacağız. İpek yolunun merkezi olacak Türkiye, İpek yolunu. Çin'den kalkanlar, uzak doğudan kalkanlar mutlaka gelecek. Türkiye'ye gelecek. Denizi olmayan ülkelerin limanı olacak Türkiye. 200 milyar dolarlık bir yatırım hedefliyoruz Merkez Türkiye projesiyle. 160 milyar dolarını özel sektörü yapacak. Teknokent, teknopark düşünüyoruz Anadolu'da. Kendi elektriğini, yeşil elektriğini üretecek. Kişi başına gelir hedefimiz 30 bin dolar. Türkiye'de o merkeze 32 bin dolar. Orta gelir ve orta teknoloji tuzağından Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Türkiye'nin üniversitelerinin bilgi üretim merkezine dönüşmesi lazım. Ki sanayici o bilgiyi elle tutulan metaya dönüştürsün diye. Katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Bilgi toplumunu yakalayamazsak Türkiye kan kaybeder. Az önce içeride konuşurken söyledim. Biz Güney Kore'den önce otomobil üreten ülkeyiz. Bugün bizim otomobilimiz yok. Ama Güney Kore'nin dünya çapında 3 markası var. Ne eksiğimiz var? İnsan eksiğimiz derseniz yok. Toprak eksiğimiz yok. Güneş yok, su yok. Genç, daha genç, dinamik bir nüfusumuz var. Ne eksiğimiz var? Ülkesini düşünen siyasetçi eksiğimiz var arkadaşlar. Geleceği iyi okuyamayan siyasetçi eksiğimiz var. Asıl sorun o. Eğitim sisteminin tepeden tırnağa değişmesi lazım. Eğitim sistemini değiştireceğiz. Öğretmen toplumun lideri ve önderi olmak zorunda. Çocuklarımız okula giderken tam zamanlı okula gitmeli.
300 bin atama bekleyen öğretmen var. Çocuklarımız öğretmen bekliyor. Bu tabloyu değiştireceğiz. Ne yapayım sen çekeceksin? Sen nereye giriyorsun ya? Biraz geriden al. Tema var. Tema var.